Hocam tağut nedir? Siz şu anda tağutu savunuyor musunuz demiş. İbrahim Yıldız yine Malatya'dan bizlere ulaştırmış seyircimiz bu şekilde. Zaten bu şimdi, her programda gelen mesajlardan bir tanesi. Şimdi zaten ifade kullanırken bak sistem dedim. Özellikle rejim ne yapmadım? Rejim evet. demedim bak. Sistem dedim. Rejimle alakalı ne yapmadım? Evet. O işe karşı olduğumu ne yaptım? Beyan ettim. O konuda bir kere anlaşalım yani. Ha, bir Müslüman. Şimdi tağut dediği olay şeytan aleyhillanenin şeytan aleyhi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor biliyorsun. Evet, şeytan aleyhillanenin insanlara göstermiş olduğu yollar. Ama bu idare şekli olur. Mesela şeytan aleyhillane gelir devlet idare edenlere der ki devleti falanca rejimle yönetin der. Evet. Şimdi bu da ne olmuş oluyor? Onların hani bakış açısına göre tağut olmuş oluyor. Yani şeytanın istediği bir sistem. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama şimdi bu kelimeyi böyle hani tağut şeklinde bu kelimeyi böyle sanki böyle belli şeylere ne yapmak ve bunu böyle hani bir tağutçu cemaati gibi anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olarak ortaya çıkmak bu güzel bir şey değil yani. Tağut şeytan aleyhillanenin anlatabiliyor muyum? Bir kulu kandırmak için Allah-u Teala senin ve peygamberinin dışında insanlara göstermiş olduğu yollar. Tağut genel olarak manası budur yani. Ama bunu sanki özel bir manaymış gibi, özel bir cemaatmiş gibi, özel bir gruba söyleniyormuş gibi böyle sadece tağut kelimesiyle bahsetmek bu müfessir dediğimiz tefsir babında nedir? Sakıncalı bir konudur. Anlatabiliyor muyum? Ama insan yönetimde de şeytanın istediği gibi devleti yönetebilir. Ailesinde de şeytanın istediği gibi devleti yönetebilir. Kendini yani de şeytanın evet şeytanın istediği gibi ne yapabilir? Bunların hepsi şeytan aleyhillanenin yoludur. Anlatabiliyor muyum? Bugün Türkiye'deki rejim gibi. Ama sistem dediğimiz olay farklı bir şey. Sistem dediğimiz olay farklı bir şey. Bunu buradan söylemek lazım. Onlar Allah korusun oy kullananlara müşrik diyorlar. Oy kullananları şirkle suçluyorlar. Hatta bazıları cami imamlarının arkasında devletten maaş alıyor diye kafir diyor. Cami imamlarına kafir diyor. Onların arkasında namaz kılmıyor. Evet. Anlatamıyor muyum? Çok yanlış hareketler bunlar. Ülkemize yakışmayacak. Çok yanlış hareketler. İnsanın biz orada itikadına bakmamız lazım. İtikadına. Biz yeryüzüne insanları gavur yapmak için gelmedik. Tekfir etmek için gelmedik. Biz yeryüzüne insanların İslam'a girmelerine, vesile olmak için, hidayete ulaşmalarına, Mevla-i Teala serine, peygamberine inanmalarına vesile olmak için geldik. O yüzden o tekfircilik zihniyetini bırakmaları lazım. Güzel Müslümanlara tatlı, sevimli, sevgili, gerçekten İslam'ı sevdirerek anlatabiliyor muyum? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yessiru ve la tuassiru, beşşiru ve la tunaffiru. Ne yapın? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bu yollar hep ne yapmamız lazım? Ondan sonra efendim Mevla Teala Seri Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliğinden bahsederken hani o Fetih Suresinin son kısmı var ya Muhammedur Resulullah var ya o kısım başlıyor Fetih Suresinin en son sayfasının olduğu yer. Evet. Orada diyor ya Ruhamâ'u beynehum. Onlar birbirlerine karşı merhametlidir. Birbirlerine karşı sevgilidir. Biz Müslümanlara böyle davranmamız lazım. Biz yeryüzüne insanları tekfir etmek için gelmedik. Biz yeryüzüne insanları kafir yapmak için gelmedik. Adamın bir hatasını, bir yanlışını, bir açını görür görmez sen kafirsin demek. Bu Müslüman ahlakı değildir ya. Bu Müslümana yakışan bir ahlak değildir. Evet. Adam yanlış yaptıysa bak orada ehli sünnetin yaklaşımını söylüyorum. Abdurrahman hocam ehli sünnetin yaklaşımını söylüyorum. Ehli sünnet o insanı karşısına alır. Der ki sen burada ne demek istiyorsun diye sorar. Adam gerçekten kardeşim ben burada küfür işleniyor. Bu devlet küfür devleti. İşte bu yönetim şöyle bir yönetim. Gerçekten adam diyorsa ki o sorduğumuz şahıs diyorsa ki evet ben bundan razıyım. Ben bundan hoşlanıyorum. Ben bunu istiyorum derse o adam kafir olur. Doğru. İmamsa da kafir olur. Arkasında namaz da kılınmaz. Doğru. Ama bugün böyle yapmıyor bizim imamlarımız. Bunu kabul etmiyor bizim imamlarımız. Anlatabiliyor muyum? Sen de kabul etmiyorsun. Bu hüküm hepimizi bağlar. Bak bu hüküm hepimizi bağlar. O zaman sana derler ki senin böyle bir memlekette ne işin var derler. Sen niye böyle bir memleketten istifade ediyorsun derler. Senden bu memleketin yönetim şeklinden rahatsızsın derler. O zaman haşa ve kella sen de nokta nokta oldun derler. Evet. Allah'ım İşler içinden çıkılmayacak noktalara gider kayar. Onun için
Biz yeryüzüne insanların hidayetine vesile olmaya geldik. Güzel tatlı ehli sünnet çizgimizi kaybetmeyeceğiz. Soracağız adamın niyetini. Senin niyetin ne? Bu kelimeyi söyledin. Niyetin ne? Sarhoş musun sen? Ayık mısın? Adamı inceleyeceksin, araştıracaksın ya. Bir insanı kafir yapmak bu kadar kolay mı ya? Bir insanı tekfir etmek bu kadar kolay mı ya? Haşa ve kella. Ya sen bir adamı tekfir ettiğin zaman adamı kafir yapıyorsun, yapmak istiyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Bu adam ebedi cehennemde yanacak ya. Sen ne? Sana ne faydası olacak bu adamın ebedi cehennemde yanmasın? Bu kadar kolay mı yani? Ya bu adamın ebedi cehennemlik olmasının sana ne faydası var? Niye bu kadar adamın bir de niye bu kadar adamın sen kafir olmasına meyillisin yani? Bir de öyle tekfir ediyorlar ki sanki böyle tekfir etmek, tamam, sanki böyle namaz kılmak gibi faziletli bir şeymiş gibi, anlatabiliyor muyum? Oruç tutmak gibi faziletli bir şeymiş gibi seni tekfir ederken adam öyle hareket ediyor. Ya sen ne yaptın ya? Sen İslam'da çok büyük bir amelmiş dedin. Adamı tekfir ediyorsun sen, farkında mısın? Adam kafir değilse o söz dönüp dolaşıp seni bulur biliyor musun? O adam kafir değilse o söz dönüp dolaşıp seni bulur biliyor musun?